Herkese günaydın sevgili takipçilerim. Benim beyaz papatyalarım. Ey abiler, oturmuş arabanın üstünde. Keyif çatıyorum, bari makineyi kapataydın. Ey bu adamlar cıbıl cıbıl soyunmuş. Tövbe estağfurullah. Sanırsın dışarısı 40 derece. Adamlar cıbıl cıbıl, üstleri cıbıl. Be! Görmeyeydim gözlerim bunları, görmeyeydim. Neyse baya bir asfalt dağıtmışlar ha buraya. Her ne kadar evin içinde şu an depremi yaşıyor olsak da. Neyse bacım, evde birkaç iş vardı, onları hallettim. Babam aradı çocukları uyandı diye. Gideyim çocuklarımı bir doyurayım. Ondan sonra butiğe geçmem lazım. Butiğe geçmeden önce bir Lidl'e uğrayacağım. Turgut mesaj attı. Yeni evimize de bir 20-25 gün yataklarımız olmayacak. Yatak sipariş ettiğimiz yeri aradım. Yani aldığımız yeri. Yataklar Türkiye'den geliyor. Ankara değil, Kayseri'de üretilip Kayseri'den İstanbul'a, İstanbul'dan Almanya'ya gelecek. Bir 20 gün sürer dedi kız. O da en az 20 gün. Yani daha fazlası var, azı yok. O yüzden yataklar da satıldı gitti. Böyle şişme yatak gibi bir şeyler gelmiş. Dedi git bunlardan al istersen. Sonra dedi yataklarımız gelince dedi kaldırırız. Yatılıya misafirimiz falan geldiğinde ya da ne bileyim Türkiye falan giderken götürürüz, iyi olur. İyi dedim, tamam. Giderim alırım. Sonra butiğe gitmem lazım. Tüm bu işlerimin arasında siparişlere de yer vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi bir 8-10 tane falan, belki de daha fazla bilmiyorum, bakmam lazım. Sipariş var. Bu arada benim arkamdan mı geliyor, ne yapıyor ya? Allah Allah. Deli misin kardeşim? Beni mi takip ediyor? Neyse iyi ki arabamı akşamdan dışarı çıkartmışım. Vallahi şuradan çıkamazdım. Zaten bir daha da artık eve gelme fırsatım olmaz. Bugün Turgut erken çıkıyor. Turgut çıkınca onunla Bağmak'ta buluşacağız. Evin bir iki böyle tadilat yapılması, işte delikler falan var. Çivi delikleri falan. Onların kapatılması lazım. Öyle. Onlar için işte böyle birkaç bir şey alacağız. Dışarıda buluşacağız. Akşam saat 7-7.30 gibi bir takipçim gelecek. Dün gelecekti ama olmadı. Mutfak işimiz çok uzun sürdü. Bugün için kendisiyle randevulaştık. Bugün gelecek. İş çok yani. İş çok bacım. Ha işte araba kiralayacağız yarın için. Minibüs kiralayacağız. Oraya gideceğiz. Fiyatı öğrenmeye. İşte yarın arabayı teslim alacağız. Gibi gibi şeyler. Öyle bakalım. Haydi gidelim. Ay, arabanın içi çok sıcak. Evet çok şükür bu haftaki gelen siparişleri de hazırladım. Şimdi yeni siparişleri yelken açabiliriz arkadaşlar. Yeni siparişlere yelken açabiliriz. Aynen. Vallahi şu raflar falan hep boşalmış. Butikte de gelip ilgilenemiyorum böyle. Doğru belli çok çekim de yapamıyorum. Elimdeki videoları böyle arada bir paylaşıyorum WhatsApp'ta ve Instagram'da. Böyle sağ olsun, Allah razı olsun canım takipçilerimden. Mutlaka her gün şöyle bir 8-10 paket sipariş geliyor günlük. Böyle bakalım. Bunları da yaptım. Hemen gideyim şimdi bunları DHL'e vereyim, göndereyim. Artık pazartesiye kadar falan ne bir şey paylaşabilirim. Ya da sipariş alabilirim çünkü. Hafta sonu full ev yerleştirmekle geçireceğim. Akşama sadece bir müşterim gelecek. Bir de pazar günü birkaç kişi gelmek istiyor. Öyle. Gideyim şimdi bunları teslim edeyim. Ay estağfurullah. Ondan sonra kendime yiyecek bir şeyler alayım. Sonra Turgut'un iş yerine gidelim. Onun iş çıkış saatine kadar ben orada karnımı doyurayım. Ondan sonra Turgut'u iş yerinden alıp Bağmak'ta gideceğiz. Evet arkadaşlar, dükkana gittim. En ilk önce paketlerimi hazırladım. Siparişleri hazırladım bu süreçte. Sonra sırasıyla paketlerimi yaptım.
Ondan sonra hatta size de gösterdim paketlerimi. Sonra üzerimi değiştirdim. Gömlek aynı. Tabi bu arada arada yıkıyorum yani dur gömleklerimi. Ondan sonra dün yeni yıkandı. Kurtneden çıkarttım. Üzerimi değiştirdim. Paketleri verdim. Ondan sonra fırına uğradım. Turgu'da bir börek aldım. Kendime de bir kapuçin aldım. Sonra Turgut'un yanına geldim. Şimdi bir yerden gelecek olan bir işçi var. Onu bekliyoruz. O elinde telefon. Ben elimde telefon. Dün çektiğim videoyu henüz daha editleyememiştim. Dün zaten videoda paylaşmamıştım. Hoş siz bu videoyu izlediniz. O videoyu izlemiş olacaksınız ama karma karışık işler. Neyse kafanızı hiç bunlarla karıştırmayayım. Şimdi birazdan buradan çıktıktan sonra Turgut'la Tuğum'a gideceğiz. Küçük minnak bir boya alacağız. Birkaç böyle boyanması gereken yerler var evde. Temiz bırakmamız lazım. O yüzden alınacak bir iki bir şey var. Çünkü delikler falan kapatılması lazım. Zaten inşallah yani şey olursa beraber yaparız bunu. Siz de bize eşlik edersiniz. Evdeki o bir iki tamir işlerini yaparken. Hoş zaten şu an sadece bir çocuk odasındakini yapabiliriz. Bir de mutfağı. Oturma odasını pazar günü yaparız. Oturma odasında zaten boyanacak bir şey yok. Delikler falan kapatılacak. Öyle yani. Onları halledeceğiz birazdan. Alacağız, eve gideceğiz. Onları yapacağız filan falan yani. Çocuklar yine annemde olacak. Annemlere de zaten misafirleri gelecekmiş. Mangal yapacakmışlar. Bize siz de gelin dediler ama biz gidemeyiz. Çünkü yine benim her şeyi yaptıktan sonra akşam saat 6'da butikte olmam lazım. Bir tane müşteri gelecek. Geçen bir bayan, bir abla iki tane gömlek almıştı. Onlar tam böyle istediği gibi üzerine olmamış. Onları değişim yapacak. Yani onları verecek, yerine başka bir şeyler alacak. İki gündür böyle randevulaşıyoruz ama benim evdeki işlerden dolayı vaktim ve fırsatım yoktu. O yüzden bu akşam saat 6'da anlaştık. Çünkü izine gidecekmiş. Onun da vakti yok. Ben de daha fazla kendisini böyle hani şey yapmayayım, ertelemeyeyim diye bu akşam saat 6'da butikte olurum diye anlaştık. Öyle yani iş çok. Yemek olayını ne yaparız bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Öyle. Şimdilik burada böyle bekliyoruz canlarım benim. Birazdan buradan çıktıktan sonra görüşürüz. Aa ben burada senle dilek dedin ya gitmedim ha. Beraber gider bakarız. Okey. Ne? Neye baktın? Ses geldi zannettim ya. Biri geldi zannettim. Çocuk geldi zannettim. Yok yok ses yok. Ay canım eşim benim ya. Bilgisayar başında bak ne güzel çalışıyor ya o. Maşallah. Maşallah benim kocama. Maşallah. Biz yine de birden bir benim araba içini şöyle bir süpürmedik. Süpür bana ne? Süpür bana ne diyor ya? Çekilecek süpür. Terbiyesiz. Ya hangi işim yapıyorsun? Deminden beri oturuyoruz ya boş boş. Şimdi aklıma geldi. Aa vallahi hiç mi süpüremeyeceğim ben ne yapayım? Bir hafta sonu zaten pislenecek eşya taşırken. Olsun neyse bakalım haydi şimdi işçi geldi kağıtları getirdi. Da bilgisayara geçirip ondan sonra çıkacağız bakalım. Tam 3 gündür dişim ağrıyor. Dişimin ağrısı başıma. 3 gündür gece dişimin ağrısıyla uyanıyorum. 3 gündür diş ağrısını, dişimin ağrısını diyemedim de ağrı kesicilerle kusturmaya çalışıyorum. Arabamın içi gene bütün çöp yemin ederim. Ya demindir şurada 2 saattir boş boş oturuyoruz abi arabayı temizlemek. Ne bileyim baksana her yer gene arkalar temiz de şuraya ben hep elime geçeni atmışım. Şişelerimi, mişemelerimi. Onu diyordum. Diş ağrısından ölüyorum. Ama bir diş doktorum yok. En sonki diş doktoru faciasından sonra Notarzt. Acil olan acilde duranlara da bir türlü böyle bir randevu alamamıştım. Sonra ben bir pes ettiydim. Belli bir yerden sonra zaten işte ağrı kesici ala ala o ağrıyı kestim. Şimdi aynı olayı tekrar yapıyorum. 3 gündür günde 3-4 defa
çift çift alıyorum ağrı kesicileri. Fayda etsin diye, çünkü bir tanesi fayda etmiyor. Dişimin ağrısını kesmiyor. Şöyle şu tarafım kulağıma vuruyor. Kulaktan bütün başıma vuruyor. Çok kötüm yani. O önce şeyin üstüne, bir de bu dışarı... Aa, bağlanmadım. Tövbe estağfurullah. Bacım, hiç demiyorsunuz o yüzden bağlanmadım diye. Onca şeyin arasında bir de diş ağrısı çekiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce nereye, Tuba mı? Başka ne işimiz var? Tamam, Tuba'dan mı alacağız yani? T90 falan değil. T90 mı alalım? Aynısı, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fiyatını hiç ben fark edeceğini saymıyorum. Kalitler şeyleri falan bulamayız orada. Aynen, direkt bulmayı dedim. Hayır, T-Dox'la yolumuzun üstü girebiliriz. Yok ya, oradan oraya, oradan oraya. Bak, yarın sabah şeye gidecekti, ben o dolabının çekmecelerini... Son iki çekmecesi var, onu boşaltmadım. 2 dakika onları boşaltırım. Yarın sabah 11'de. Yatak odasındaki kaldı dolabını satmıştım. Onu da şimdi haberleştik. Yarın saat 11'de gelmek istiyoruz yazmışlar. Ben de yatak odasındaki kaldırımda son iki büyük çekmece kaldı. Öbürküler yazmadı değil mi? Öbürküler yazmadı derken, yok yazmadılar. Yani peşkahap. Direkt ben onların mesajlarını sildim. Manyak ya. Neyse. Öyle. İş çok yani bacım, iş çok. Ayrıca çıktık saat 4. 2'de geldim ben. 2.30'da geldim ben. Böyle 1.5 saattir burada bekliyordum. Neyse, şu alacaklarımızı bir alalım ama Lidl'e uğrayabiliriz ama. Geçtik. Buradaki olmak zorunda mı canım? Bütün Lidl'lerde aynı şey var. Ya kalacaksa. Ay, kim alacak onları be? Öyle zannedersin. Evde steak var. Ben sana az sonra steakleri kızartayım. Geçen mangaldan kalan. Evde hala yemek yapacaksın dermesin. He. Bulaşık çıkartacaksın. Yo, niye bulaşık çıksın? Ne çıkacak? Bir tane tencere çıkacak sadece. Tava. Bahçede 2 dakika kızartırız, ne olacak? Ne olacak, onu çöpe mi atalım steak'i? İki parça steak var, gelmeden. Oo, sen onu dün çıkardın buzluktan. Evet. Dünden beri de buz eridi. Erisi. Buz da değil. Bir şey olmaz ki. Sen yeme, ben yerim ya. Hiçbir şey olmaz. İnan ki bakterilenmiş. Marinasyonlu, evin içi buz gibi. Hiçbir şey olmaz. O zaman gel çorba içelim. Annemlere de gidilenmiyor. Sen annemlerden alırız dedin ya. Ya annemlerin misafirleri varken ben niye gideyim annemlere? E tamam, annemlerden alana kadar şimdi ne yapacaksın? Saat 4. 6'da butiğe gideceğim ben. Ben kendim giden bari çorba içmeye. Ben mangal falan yiyemiyorum Tumut ya. Biliyorsun, dokunuyor midem. Tamam, şey yapıyordun ya, steak yapıyordun ya kendin. Ben steak yemem, manyak. Ben steak yersem 3 gün onu benim midem eritemez. 3 gün ölürüm ben artık bu şeyden, hazımsızlıktan. Ben et yemem. Yanlış verdim o eti. Yani bir şey olmaz. Olmaz ama... tabii. Bilmiyorum. Zişa istişa. Zişa istişa. Şey, var bakkala gittiğinde et reyonundaki etleri de zaten tazecik veriyorlar sana. Tamam da onlar buzdolabında duruyor. Buzluktan çıkarılıp da şey olmuyor. Neyse Turgut, hadi. Tamam, yememişim. Anam, şunların ayağını ters mi takmışlar? Ne olmuş, tövbe estağfurullah. Çincarmış gibi duruyor aynı. Güzelmiş ama. Direkt şurada sorayım mı? Keşa. Aha. Neyse. Cam buhar makinesi. Cam sima makinesi. Önce Selcan aldı. Acep memnun kaldı. Şimdi Özge aldı. Bizim Keşa zaten bu şeyi. Sen de yok mu? Ne saz? Tam da adama da anlatamadım. Ha evet. Geçen hep çöpe attıydım ya. Ne bileyim, ev boyayacağız. Zaten biz sonra küçük bir şey alsak yeter ya. Şöyle şu büyük, şöyle bir şey. Çünkü sonuç olarak gene atarız çöpe. Ya ha, ya o ya yukarıdakinden, oyunlar daha böyle uzunlu. Baksana 2.75'e. Daha
Daha şey ama. Ne? Küçük. Küçük, ha tamam. Yok ben şeyi uzun diye dedim, sapı uzun. Olsun. Bundan bizim bahçede vardı. Attın mı bunu da? Geçenki iş. Geçenki iş piyamada hepsini attık yavrucuğum. O yüzden mecbur alacağız bir tane. Şuradakiler daha ucuz oluyordu sanki. Aynısı. Dur bakayım. Şpahtıl lazımmış. Şpahtıl da geçen attım ben çöpe ya. Hay Allah beni gayretmesin ya. Ben niye her şeyi çöpe atarım ki? Al işte lazım olacağı tutuyor. Tam yok, en ucuzu orada. Buradakiler ucuz değil. Bence kelada var onlar da. Attık attık geçen kişi piyamülde. Ben hepsini Ömer'den dışarı gönderdim. Hepsini dışarı gönderdim. Şpahtıla da gerek yok. Ayfa bıçaktan yaparız be. Delikleri kapatınca şöyle parmağımızdan şık 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 kapatırız. Aynen öyle, bezden. Tamam, ondan mı aldın? Evet. Şu boyarken arabamız olan ben düşündüm. Şöyle delikleri kapatmak için bir şey aldık. Mutfakta şey var. Bir ara benim lavabom sürekli su akıtıyordu. Onun da arkası böyle şey olmuş. Şimdi Türkçesi neydi? Rutubet. Boya alalım. Aa bak, en küçüğü işte 7 euro. O yeter bize. Beyaz mı bu? Aynen. Bir iki boyayacağımız yer var arkadaşlar. Anasını satayım ki yeni evimizde bu kadar uğraşacağız. Sorma. Neyse. Tabii bunların hepsi ne? Ev sahibi bizden sonra biz yaptık diye para istemesin diye kendimiz yapıyoruz. Ay çöpe gidecek. Bırak boşver, alma. 5.75 şu aldığım sadece 4 euro. Şu şuna bakarsan şu da 4.75. Hepsi içinde. Tamam al da ben de bir yerlere boyarım o zaman. Bunda bir sürü var. Ay başım çok ağrıyor. O zaman onu al bari. Şu da 3.75. Bu da yeter. O kaç? 4. Ben bu bir euro daha az. Aynısı değil ama. 4. Yetiyor ama. Aynısı, vallahi aynısı. Onun içinde sadece bir tane daha fazla var. Gerek yok ki, bir tane sana, bir tane bana bak. Bir tane sana, bir tane bana yetti işte. Bir euro daha az. Şu neymiş? Neyvans. Oha 22 euro. O kadar para veremem. Zaten üstüne onlar boya atacaklar. 10 euro mu o? He. Öyle daha mı mantıklıydı ki acaba? 2,5 litre. O kaç litre? 1 litre. Neyse. Bize 1 litre yeter ya. 1 litre işte. Bence de aslında bana kalsa... Ya yok be, bütün duvarları mı boyayacağız sanki? Ama gene de yetmez. Bu daha mantıklı geldi değil mi şimdi sana? Şehir rolü sürmesi de bu. Hı. Bence de. Sen bundan al bir tane eşim. Ben şuradan şey alayım. Kaloriferleri boyayacağız. Sprey boyayla yapacağız. O yüzden yani laminatların şey olması önemli değil. Çünkü laminatları çöpe atacaklar. Ama cam kenarlarına falan gelmemesi lazım. Bak şu 70 cent burada. Orada 1.30'du. Buna bir tane yeter zaten. Kaloriferlerin arka arkasına koyabiliriz. Tamam, alacaklarımız bu kadar. Başka da bir şey yok. Aynen. Bak şöylesi 57 euro. Kaç? 57. Şeyde 50 euro. Nerede? O geldiği işinde neydi o? Benim baktım möbel açmışsın. 50 euro orada. İnternette bir 50 euro. Şunlar da 55 euro. Ben bir önce tabi gireyim de ona göre onu nereye yapacağımı karar vereceğim. Gel. Çıkalım o zaman ya, hadi. Çok boşum var. Abi aldım biri, merhaba diye bağırıyor. Bacım ya, canım benim. Vallahi küçücük boyuna taksicilik yapıyor. Arabanın içinde kaybolmuş vallahi. Koca arabayı vermişler kardeşim. Patronuna dua etsin, ona hep şey müşteriler yürüyor. Evet, aynen. Hazır müşteriler, tanıdık müşteriler. Yoksa aynen. Normal taksicilik yapacak. Yok. Sağdan soldan adam toplayacak. Yok yok, toplamıyor. Bugün de zaten anneme mangala da onlar geliyor. Babam
eşiyle yapamaz yani, şey çekemez, kavga ederek. Yok lan, çok sabırlı iş yerinde. Hı. Vallahi çok sabırlı. Bizim ne diyorum, iyi müşteriler var, denk geliyor da onun için. Yok yok, bazen çok manyaklara da denk geliyor. Çok böyle sabrının sınandığı zaman. Banyodaki kaloriferle çocuk odasındaki kaloriferi boyamış. Ve biz ne yaptıysak onun boyasını çıkaramadık hiçbir şekilde. Ben zaten normalde senede bir kere mutlaka kaloriferleri kıştan çıkınca, yaza girince boyuyorum. Bu sene henüz daha boyamadım. Sonra bir de zaten evden çıkacağız diye dedim tamam, çıkınca boyarım. Bunlar zaten benim severek yaptığım şeyler. Şimdi dediğim gibi bunları biz yapmazsak ev bürosu yapacak. O zaman da tabii ki yok işte firmayı çağırdım, firmaya yaptırdım. Yok işçinin payısı, bonunun payısı. Benim yani şurada 6-7 euro yapacağım işi bana kitleyecekler 700-800 euroya. O yüzden böyle firmalardan evden çıktığınız zaman Almanya'da evi tertemiz bir şekilde temiz olarak bırakmanız lazım ki ev sahibine çok böyle bir şey kalmasın. Çünkü bizim içerideki 1200 euro herkes bana diyor ki, bak Sergül abla da geçen birkaç kişi daha sordu. Özlem size girerken 600 euro kaution verdi. Ne dedim, ne 600'ü dedim ya. 10 sene dedim, 15 sene önce dedim girmişsiniz dedim, vermişsiniz 600 euro. Ben dedim 2200 euro verdim. Sergül abi olmadı ne diyor sadece dedim. Tabii ki de dedim. 2200 euro dedim kaution verdim ben. Bundan 8 sene önce. 2200 euro içeride param var benim. Onda şimdi evi en hasarsız, yani tek şu an bize hasar olacak şey kalorifer sayacağı. O da bana masraf olarak olmaması lazım. Çünkü evde işte birkaç şey var. Mesela şelozin, o işte kepenkin düşük olması falan. Bunların hepsini ben tabii ki sizler de biliyorsunuz. Bir yıldır yazıp bir yıldır ev sahibinin gelip tamir etmediği şeyler. Ve bunu tabii ki direkt avukata verdim. Onlar bana fatura kestikleri an direkt dava açıyoruz. Hiç yani böyle uyarı, ikaz hiçbir şey yok. Direkt olarak dava açacağım. Elimdeki kağıtlarımla, maillerimle direkt yani dava açacağım. Çünkü onlar ben kiracıyken yapılması gereken şeylerdi. Kiracı hakkım olarak ve yapılmayan şeylerdi. Vallahi hakkımı sonuna kadar savunurum. Vallahi bir kuruş bile para vermem. O yüzden. Ama bizim yapacağımız şeyleri de mesela kaloriferin boyası mesela. Bunlar bizle alakalı olan şeyler. Onları da kendi tabii ki temizleyip güzel bir şekilde temiz olarak bırakacağız. Evet, biz eve geldik. Bakın 8 sene o dolaplar yerinden kalkmayınca arkası tabii ki böyle toz. O dolapları çekip silme gibi bir ihtimalimiz zaten sıfır. Çünkü hepsi duvara monteli. Böyle tozdu. Şimdi mesela bu işte şu delikler falan kapatılması lazım. Hangi delik Özlem diye soranlar olacak mutlaka. Şu benim boş kalan yeri ben öyle pembeli boyamışım. Şurada son kaldı ya, aslında boya atacağım diye ilk katını atıp sonra ondan sonra olduğu gibi bıraktıydım. Hele bir de bu ev çıkınca zaten hepten komple bıraktıydım. Aynen, altının rezilliğine falan bakar mısınız? Büyük kadın ne kadar kötü. Yani tabii şimdi 8 sene burası böyle kalınca, altı da hiç açılmayınca öyle bir toz pisliği var tabii ki de. Aa, böyle. Tabii şimdi biz bütün duvarları boyamayacağız da. Şöyle mesela şurası yer lekesi mesela. Aslında bu var ya silinirdi de ha. Çünkü şey lateks boya. Mesela şöyle hani ben ilacı sıkıyorum. İşte yağ çöz, mağ çöz sıkıyorum. O da mesela böyle bu kenarlarından akmış oluyor ya. Buraları mesela böyle bir görüntü. Ha, yapmak zorunda mıyız? Değiliz. Ama arkamızdan da laf ettirmeyiz ya. Gerçi edecek insanlar da kesinlikle aleyhine çok tatlı. Eşi de keza öyle. Bizden zaten yaş olarak çok 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 küçükler. Daha böyle gencecik yeni evli çifte etmezler de. Olsun hani böyle bir görüntüyü ben de şimdi girmek istesem şöyle bir görüntüyle girmek istemem eve. O yüzden. Aynen. Mesela şu Allah gidiyordum lan. Şunları falan mesela sökmemizi. Bunları nasıl sökeceğiz Turgut?
çatla mı sökeceğiz? Nasıl sökeceğiz? Çantamı bulabilsem her şeyi sökeceğim. Heh, homurdanacak bir şey buldu. Ben sana şimdi iş yerinden bakacağım o çantaya. Neyse arkadaşlar, ben butiğe kaçar. Şu şeyini al şurada. Ben butiğe kaçar. Hemen müşterimi memnun edip eve geliyorum ve buradaki kalan işlerimizi yapacağız. Sen ben gelene kadar delikleri dolduracak mısın? Dolduracağım da şunları çıkarmam lazım. He. Tamam, onsuz olan yerleri yaparsın. Onlara da gelince bakarız. Bacım evde. 2 dakika oturup kahve içmeye baktım. Hep kahve benim aldım gidiyorum. Kahvemi aldım. Şimdi Hatice Hanım'la anlaştığımız saate 10 dakika var. Zaten 5 dakikada da ben dükkandayım. 2 dakika. Kahvemi içeyim hemen giderken. İyi arkadaşlar, vallahi Turgut şöyle bir elimden mi alıyordun? Vallahi şöyle bir kat boya yapmıştı kız, mis gibi olmuş ya. Vallahi silmiş şurayı da, mis gibi olmuş be. Filizleri de silmişsin. Şu an dikkatimi çekti. Vay. Şunlar çıkmadı değil mi? Ha, ben normalde bıçakla kazdım, oraya unutmuşum. He, tamam. Oraya unutmuşum. Yoksa şöyle... Dedim yoksa çıkmıyor muydu ne? Gerçi zaten şey dedi kız ya, o şey yapacakmış, benim için sıkıntı değil dedi. Ahşap. Ağaç platenin üstüne de ağaç plate yapacakmış orayı. O yüzden kadın sordu ama burayı yaptırmak istiyor mu diye. Nesini? Şurası çatlak ya. Ben dedim ki burayı ben yapmadım. Benim dedim midfetir hakkımda dedim yazıyor. Kira sözleşmesinde dedim burası dedim var. Bana dedim değiştirmediler. Ona işte şeye sordu. Aylin de dedi ki ya dedi ben de istemiyorum. Çünkü ben oraya dedi şey yapacağım dedi. Ağaç plate yapacağım. Yani tezgahınki gibi yapacağım dedi. O yüzden dedi hani kanzoblayım. Ama vallahi mis gibi olmuş ya. Koca eline sağlık. Şuraya benim pembiş yaptığım yere şimdi ikinci katı sürüyor. Vallahi iyi olmuş. Babam da daha anca başladı. Daha şeyler gelmemiş Tufan abiler. Özge de eve gidiyorum dedi az. Meze falan bir şeyler hazırlayacakmış. Tapete var onun altında. Hı, tapete var. Bence zaten ikinci kata da hiç gerek yoktu. Ne? Dolap gelecek zaten oraya. Şimdi ben kapatayım da beni. Ay çok sıcak Turgut, bütün yandım vallahi bunu aldım. Şuraya ilacı sıkmış ama silmemiş. Ben ona şimdi eldiven veririm de. Ya, eldiven nasıl yapalım? Şu laminatları sökecektik değil mi? Çapatı vereceğiz. Kapattı bak ikinci. He? İkinci kat kapattı diyor. Ha aynen. Boya da yalnız var ya. Bayağı bildiğin iyi boyaymış ha. O kadar iyi değil aslında. Ama şey. İlk katta bayağı zorladı. Doğrudur. Şuraları da komple sileceğim bu arada arkadaşlar, yani bütün her tarafı silip de. Evet, hepsi çöpe gidecek ama yine de kadınla şöyle içerilere girerken güzel görünsün diye. Şuralara falan şöyle bir boya atacağız. Şu tavana falan. İşte şu an görmüyorsunuz ama. Böyle şu çıtaları çıkartacağız. Öyle. Evet, kocam benim böyle ilaç tarzı şeylerde çok hassas olduğumu bildiği için direkt kendi girişti. Hayır, onu ta öteden sıktı. Ben burada öksürmeye başladım resmen. Ama anca de güzel çıkartırdı. Bak o şimiyi yap. Gerçi bunu böyle alıp ondan sonra boya atıyorlar işte kuruduktan sonra. Benim banyoyu da öyle yaptı adam. Geldi. Şimeli sildi. Ertesi günde geldi. Boyasını attı. Gitti. Laminatları da sökelim mi hemen direkt şimdi? Aa, o sarı şey gene geçiyor. Neyse az sonra gider zaten. Böyle bakalım arkadaşlar. Birazdan ben de şimdi annemlere geçeceğim.
Annemi de bayağıdır görmedim. Annem beni kucakla diyor ki kızım yine benim sana faydam var, ne senin bana faydam var. Ama diyor sana diyor birisini bulayım mı diyor evimizi ve kız yok dedim saçmalama. Dedim egal hafta sonu zaten Özge ile Nurfer gelecek. Hep beraber halledeceğiz inşallah. Pazartesiye inşallah bakalım halletmeye çalışacağız. Yani yapacağız bir şeyler arkadaşlar. Özge ile pazar günü buranın camlarını falan sileriz. Özge'de o Krega'nın aletinden var. Turgut. O aldıydı. Bak mis gibi çıktı valla. O zaten şey öyle hani içten gelen bir şimel değildi. Su şeyindendi. Şu laminatları var ya, iki dakika elimden süpürelim. Böyle çenem düştü, dıkıl 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 konuşup duruyorum. Şu işte rütubet olan yer, dolabın altında. İşte orası öyle rütubet olunca biz bulaşık makinesini falan çıkartıp böyle bir silme temizleme çalışmıştık ama o zaman olmadıydı maalesef. O yüzden böyle kaldıydı. Yes. İyi oldu. Buraya sonra ben şöyle köpüklü köpüklü bir de sildim mi mis. Artık mutfağıyla işimiz yok mutfakla. Vallahi duvarlar tertemiz oldu yalnız ha. Bakın. Vallahi mis gibi yemin ederim tek katlana. Kapılar falan silindik ama onları ben en son pazar günü yapacağım Turgut. Özge'nin o işte buhar makinesiyle. Şu elektrikleri de hep biz çektik dedik ha. Bu tarafın elektriği yoktu aslında. Ah bacılarım, öbür mutfağım hiç bu kadar bile geniş değil. Uzunluğuna buranın tam iki katı. Tam iki kat uzun. Ama eni hiç yok. Vallahi şu kadar açık bir şey. Şurası yok resmen. Torba buradan. Yani uzun, dümdüz bir mutfağım var öbür tarafta. İnşallah bundan sonraki videoda eğer çekebilirsem size şöyle bir boş ev turu gibi yapabilirsem yapmaya çalışacağım ama çok da bir boş ev olmayacak maalesef hemen yüzmeye başlayacağımız için bir yandan, ama sizleri daha fazla merakı da bırakmayıp şöyle en azından içerisinde olanlarla yarın anahtarı aldığımızda bir video çekeceğim. Ondan sonra artık bir ev turunda, tamamen bitmiş ev turunda zannedersem bir ay sonra falan anca çekerim. Bir ay sizi böyle bekleteceğim ama yarından itibaren artık videolarımız yeni evden olacak. Veya pazar günü itibaren. Evet, gönül isterdi ki böyle tane tane önce böyle ev tamamen bomboşken bir video çekeyim ama maalesef her zaman ne diyoruz? Biz plan yaparken Rabbim bizim için başka planlar yapıyor. Öyle her şey istediğimiz gibi, planladığımız gibi gitmiyor maalesef. Bakacağız. Duruma göre halledeceğiz inşallah. Aman, şarjım diyor, bitiyor. Evet, sıra geldi. Elektriği kapatmaya. Boşluk doldurmaya. Ha, boşluk doldurmaya. Evim yanmış. Yemin ederim manyaksın sen ya. Yani yetmeyecek mi yok? Yok ya yeter. Oturmasına bir küçük banyo da var, birkaç delik.
Parmağında daha çok oluyor çünkü. Hı? Ne güzel doluyor onlar. Şurada var. Küçük küçük ama. Sinek küçük ama mide bulandırır demişler. Kadın gider onu orada görür. Oraya attın değil mi kat boya? Daha sonra bir... Ve çok şey yapmam lazım. Çünkü içine doğru gidiyor, arkaya doğru gidiyor. Buraya ne kadar zorlanmıştı adamdan tutulurken arkası boş olduğu için. Değil mi? Tabii ki. Baksana bazı yerleri delinmiş bile şey yani. Hayır, mutfak yapıyorsun arkadaş. Arkası niye boş ya? Şöyle bir şey var bakın duvarda. Bu duvara dolap asılacak da. Şinelerle falan gene vallahi 8 seneyi durmuş. Geç ben dolapların içine tıka basa doldurmadım. İnternetimiz eğer var ya hemen pazartesi günü olursa çok iyi olur abi. Onu da bir soralım da bakayım inşallah. Telekom arşivçisi vardır ya. Boşuna teşnikayı beklemek zorunda kalmayız. Pazartesi günü ararım ben yine. Şey olarak onlar gerçi yaptılar. Pazartesi günü flash halkin yapılacak. Eğer ki şey varsa Fumonta flash halkin yaptı bizim yeni evin adresine. Ama baktığınızda da internet gelmiyor dedi. O zaman dedi ararsınız dedi. O termin dedi şey kalır. Fudonas'ta. Ama dedi baktığınızda da internet geliyor dedi. O zaman dedi haber verirsiniz dedi. Teşnikanın dedi termin dedi apsağın yaparız. Dedim, tamam okey. Bize uyar. Evet. Aferin be. Maşallah. Neyse bakalım bacıkolar. Ben yine çıktım evden. Ben de bunları böyle fark ettim. Şimdi annemlere doğru gidiyorum. Evde yapılacak yatak odası, çocuk odasını da komple deliklerini kapattı Turgut. Artık şimdilik yapacak bir şeyimiz yok. Sadece ben birazdan geldikten sonra öbür tarafa kirli çamaşır götürmeyeyim diye çamaşır yıkadıydım dün iki makine. Bir makine de bugün yıkadım. Aslında şimdi kurutmaya atsam iyiydi ama neyse atamadım. Canı çekmedi. Gelince sadece iki makine çamaşır katlayacağım. Yine onu torbalara veya sepete